Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5'e hoş geldiniz. En son bölümde oyun donmuştu. Ya Trevor yine saçma sapan sohbetler yapıyor. Biz helikopterden bir tane kamerayı veriyoruz. Bu kamerayla biz insanların sesini duyabiliriz. İlginç şeylere tanık olabiliriz. Görebiliriz diye şöyle, daha doğrusu. İnsanların yüzlerini belirleyebiliriz, plakalar okuyabiliriz. Chad Mulligan adlı bir tanesini şey yapacağız. Oğlum mal mısın ya? Tövbe yarabbim tövbe. Neyse şöyle bir bakıyoruz bakalım etrafa bir şey var mı diye. Yüzünü tarıyoruz bakalım. Bir şey buradan bulabiliyorsa helal olsun. Speeding offenses. Bu değil herhalde. Oo. Etrafa birazcık göz atalım. Wow! Birisi birisini öldürüyor veya çok ilginç bir iş yapıyorlar orada. Ne yapıyorsunuz oğlum siz orada? Tövbe tövbe. Oo, ya birisi diğerini aşağıya atmaya çalışıyor ya da orada samimi oluyorlar. O kim? Ne yapıyorlar? Bir kişi mi o iki kişi mi? Burada birisi yok diyor. Şüpheli burada bulunmamış gibi. Birazcık bu tarafa doğru bakacağız. Bakalım buralarda kimler var. Burada birisi var mı? Bu değil. Merhaba canlar. Alma kadın şey yapıyor. İlginç işler yapıyor. Tamam. Burada birileri var. O ne lan? Şuradaki şerefsiz diğerini vurdu. Wow! Silah sesini duyduktan sonra baktım oraya. Bu ne? Bu herif kim? Ne yapıyorsun kanki? Orada köpek var, bir tane köpek ne yapıyor? Not Mulligan. Zeus Karachi. Would you look at that couple? Finally, some normal, adjusted, healthy people in this horrible town. Tam buradaki bir tane çift varmış. Bir şey yapıyorlar mı onu bilmiyorum. Chad Mulligan'ı bulduk. Çevrede hiç şey yokmuş. Bu adamın aracını arıyoruz şimdi. Bazen lazım çay. Demek ki bu adamı arıyoruz. Los Santos County falan filan. Peki şimdi havlayacak mı ona? Havlamıyor. İlginç. Yo, bakıyorlar. Bakışıyorlar. Aşık oldu adam köpeğe. Ama köpek adamı reddetti. İstemiyor, şimdi kaçıyor. Köpek de diğer adama aşık oldu. Vay be, ilginç bir iş. Hop, buradan değil, buradan çıkacak. Buradan. Adam buradan çıkacak. Trevor diyor ki şüpheli gözden çıktı diyor görüntüden. Vision, arayadan, gözlem mesafesinden. Merak etme, baştan bu. Şüpheli hala şeyle diyor. Ayakta diyor. İşte görüntü alanından çıktı. Baştan girdi. Baştan çıkıp baştan giriyor. Sürekli böyle devam edecek. İlginç bir iş. Şüpheli bir tane garaja giriyor. Merhaba dostum, ne haber? Adam garaja girdi. Franklin, manyak mal mısın lan? Neden ne yapıyorsun? Sür araba adamın üzerine.
Bu adamın gittiği yere şey yapacağız şimdi. Adam sağlam sürüyor sağ olsun. Ters şeritte sürüyor, sağlam sürüyor. Demek böyle şey yapıyorlar bizleri. Şüpheli oraya geliyor, şüpheli buraya geliyor diyor. Trevor da her yeri biliyor. Los Santos'a daha yeni gelmiş birisi olarak. Görüyor musun dedi. Görüyoruz tabii ki. El Rancho'nun kuzeyinde falan filan. Adam klasik sağlam bir araba kullanıyor. Bakalım adam nereye doğru gidecek. Hop ters dönüyor. Yok şuradaki ara yola gidecek. Girdi. Burada nereye gidiyor? Dümdüz herhalde. Hop. Aa park yerine girdi. Şey, dur devam etsin bu. Diğer polisler şey dedi. Diğer polislerden birisi işte helikopter birimi, 3. helikopter birimi sizin olduğunuz bölgede inanılmaz bir işte, tehlikeli bir araba kovalamacası falan filan var dedi. Ne oldu lan? Z-Type was lost mu? Park yerine girdi işte. Allah Allah. Adam arabayı park edip kaçacak. Şimdi en baştan başlayacağız değil mi? Ya Grada çok uzun ya GTA 5'te hakikaten. GTA 4'teki ve GTA 5'teki görevler aşırı uzun bence hani belli bir noktadan sonra. Tamam devam edeceğiz. Tamam buralardan birinden gidiyor. Şuradaki arayola bir de. Buradaki şeye girdi. Ara sokaktan ana yola gidiyor. Ana yoldan ters şeritten gidecek herhalde. Buraya gidiyor. Tamam, buradan sonra buraya girdi. Tamam, nereden çıkacak bu? Bilmiyorum adamın nerede. Lan nereden? Oğlum manyak mısın? Nereden bileyim ben adamın nerede olduğunu? Aman park yerine giriyor. Binanın içini göremiyoruz ki. Mantık hatası olmayan GTA yok zaten. Neyse biraz sonra anlayacağım ne olduğunu. Şuna iyice bir konsantre olmamız lazım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Neler yaptınız bakalım. Oyunu mu vardı ya? Şeye bakmaktan. Franklin olduğu yerde duruyor ha. Hiçbir şey yapmıyor yani. Oğlum arabayı takip et. Şöyle dursam daha iyi oluyor. En azından boyun daha az dönüyor. Tamam buradan bu tarafa dönecek işte. Dönmeyecek mi? Şuraya mı gidiyor? Buradan bu tarafa mı dönecek? Buradan gidiyor. Oradan şu tarafa mı dönüyor? Buradan böyle dönecek ve şuraya gidecek. Buradan gidecek. Şuraya gelecek. Peki oradan nasıl çıkacak? Ne taraftan çıkacak? Belki buradan çıkacak. Ya buradan çıkacak ya da buradan çıkacak. Onu görüyor musun diyor. Oğlum
Oğlum neden bileyim ben? Allah Allah, gene başarısız oldum. Adam dışarı çıkmıyor. Ben ne yapayım? Lanet olası araç buradan çıktı. Neden ben bunu şimdi yapamıyorum? İlginç bir şey. Oha! Ey maç. Oo! Araba sağlammış bu arada. Tank gibi çarptı arabayı, rezil ediyor. Bir şey göremiyorum. Ha? Belli bir yerde zorlandıktan sonra direkt bu checkpoint'a, bu görevin bu kısmını atlayabiliyoruz denildi ama. Tamam, bakın buradan bu giriyor, tamam mı? Ha, buradan devam ediyor atmış, tamam, otoparkta kalmıyormuş. Şuraya geliyor. Ya neden takıldım ben burada ya o kadar? Tamam, devam ediyoruz sonunda. Wow, herkese her araba acayip bir şey oldu. Şehir kaosa dönüyor. Şu şekilde takip edelim. Aynen, Franklin çok yavaş sürüyor şu anda. Çok sıkıcı ya, şu anda tek yaptığımız kamerayla hareket etmek. Oradan şuraya girdi. Oradan da buraya girdi. Franklin gidip bakacak şimdi. Ha, helikopteri birazcık alçalacak ve biz de otoparkı şeyden göreceğiz. Yatay mesafeden göreceğiz. Böyle bakacağız bakalım içeride kimler var, kimler yok, kimler ne yapıyor. Şüpheli burada diyor. Tüm çıkışlardan şey yapmıyorum. Tamam. Göremiyoruz nerede olduğunu. Thermal vision'ı şey yapabilir miyiz? Şurada birisi varmış. Adamı görüyorsun teorik saatte. Neden söylemiyorsun kanka? Neden? Tam seni görüyorum. Seni görüyorum. Bakalım bakalım kimler varmış, kimler yokmuş. Bilmiş bir şeyler var mı? Şurada birileri var. Tamam. Şurada birisi var. Ne yaptığına bakalım dedi. İçi şey yapıyor. Tuvaletini yapıyor herhalde oraya. Burada birisi daha var. Şurada birisi daha var. Arkasına falan bakıyor arası da. Bu olması lazım. Herhalde o. Öyle diyor. Trevor'ın yeni
tarzı nasıl? Giydirdim adamı. Get into the Z-type. Adamı şey yaptığımız zaman Trevor bizi şey yaptı. Alkışladı. Adama yumruk atarak bayılttık. Yani adam bayıldı. En azından kimseye kaos yaratamayacak. Hey, sorun çıkaramayacak. I got that car for y'all. Bu arabayla birlikte 3 oluyor, kaldı 2 araba. Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Los Santos havaalanındaki onun özel hangarına gideceğim. Los Santos International. Fazla zarar vermesek süper olur arabaya götürürken. Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Rob. Trevor'ın bu Devin Weston'ın asistanı olan Molly'ye, aynı zarında avukatı olan Molly'ye bir zarım hisleri var. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Just say hello. Sadece benden merhaba de diyor. En azından merhaba, benden merhaba de diyor Trevor. İyi hız yapıyor araba. Keşke şey yapmasaydık, çarpmasaydık oraya. Şuradan sol tarafa döneceğiz. Neden birden dönüşler yapıyor bu arabalar? İnsan bir sinyal verir. İnsan bir yavaş yavaş döner. Birden dönüyorlar. Birden dönüyorlar. Ne biçim bir trafik anlayışıdır bu kardeşim? Şunun sol tarafında kalalım. Sağ tarafında kalırsak sanırım Aneola sapacağız. Bu havalanda sanırsa hatırlayanlar. Kimler? Yine böyle bir yol falan vardı. Sanırım normalde de böyle bir şey ki ikonik bir şey olması lazım. Hani böyle bir şey yaratması lazım. Sağ taraftan giriyoruz değil mi? Aç bakalım burayı. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston. Devin Weston'la buluşacağım burada. Mr. Weston hangarı buradan sol taraftaymış. Peki bak. Peki öyle olsun. Sol tarafta olsun. Yani çok uzun gidiyor ya. Hoşuma gitmiyor böyle uzun sıkıcı görevler. Uzuyor yani görev. İlginç ilginç şeyleri tanık olduk aslında ama uzuyor yani de. Man, I just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they make? Bunlardan shit, dünyada like kaç tane yaptılar? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. Bu arabadan dünyada sadece 10 tane varmış. Tell you something. How'd you like to drive a car like this one day, man? Bir gün buna benzer bir araba sürmeyi ne dersin diyor. Or this. Oh, man. Buna benzer mi diyor yoksa bu mu diyor. Really nice. Hey, you know something? You're not like those snowbird retiree pals of yours. You are sharp. Sen senin gibi senin arkadaşların gibi değilsin diyor Trevor ve Michael gibi. Right now it is life lesson time, pal. Şu anda hayat dersi zamanı diyor. Take me, right? I am opportunity. I'm security. Ben bir fırsatım. Ben de istediğin her şey var. Ama o iki palyaço. O ikisi dünyada olabilecek en büyük felaket. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Şansın varken diyor. Sen kendini göster, onların gölgesinde ayrıl falan filan. Ona benzer şeyler söylüyor. Çok geç olmadan dedi. Just take any car and go. Sadece istediğin arabayı al ve git diyor. Oo, istediğim arabayı al ve git. Adamlar o kadar zengin ki. Durun durun, beni ezmeyin lütfen. Bunu alıyorum. Gri çok karizma vakit diyorum ya. Güzel. Şeyi kırmadı. O da iyi. Tamam. Bunu da böyle atlattık. Bir de şey yaparsanız çok sevineceğim. Polis affedersin. Çok üzgünüm. Allah'tan şey olmadı. Tamam. Çok güzel. Çok hoş ama. Ama ve lakin.
İyi. Michael'dan mesaj geldi. Martin McNazzo bir şey hakkında bir şeyle yardıma ihtiyacı varmış Martin McNazzo. İlk başta bizden para isteyen Michael'ı beyzbol sopasıyla benzeten adam. Trevor ve Franklin gene birlikte bir şeyler yapmaya çalışacaklarmış. Bu ne? Martin McNazzo. Sanırım buraya Michael'la başlayacağız bu göreve. Michael'ın yapabileceği fazla bir görev yok sanırım ya. Michael'ın böyle fazla Strangers and Freaks ile ilgili bir görev şey yok. Franklin'in ve Trevor'ın daha fazla. Neden bilmiyorum. Franklin daha çok böyle normal bir adam gibi. Trevor da anormal bir adam gibi. Michael da tam ortalarında. O yüzden Michael sanırım hiç ilginç gelmiyor böyle görev tasarlarken falan. Çok berbat hissediyorum diyor. Sarhoş mu oldu? Ne oldu? Gel bakalım. Şöyle bir araba var burada. Bizim araba nerede? Bizim araba yok tabii. Ne zaman oldu ki? Michael, sen uzun zaman boyunca şey alamadık. Senin canın cehenneme. Sen sadece para çalıyorsun. Hiçbir şey almıyor senin şeyin. Patlayıcı. Öyle yapmayacağım. Direkt taksi çağıracağım. İlk önce buradan birazcık uzaklaşmam gerekiyor ama. Taksi çağırıyorum. 2 saat gitmemize gerek yok. Çay bitti ya. I'm sending one out right now. Thanks. Hadi. Affedersin, isteyerek olmadı. I don't care. Hey dude. What's the rush? Neyse, insanlara çarpmayı bırakıp diye devam edelim. Bakalım nereye gideceğiz. Destinations kesinlikle değil. Hayır. Martin McNazzo beni oraya götür. Beni Martin'ime götür. Beni benzeten adama götür. Ben bu adamı dövmek istiyorum. Yakıp paça atmak istiyorum dışarı. Keşke bu fırsatı bize verseler. Keşke bizim bu adamlara karşı savaşmamızı söyleyebilecek bir şey olsa. Neyse. Yine de 1.323.540 dolarımız var sanırım. Ve Trevor da geldi. Trevor hayvan gibi geldi gene. Bu neydi? Neler oluyor? Bu bir iş. İş istediğini söylemiştin. İşte iş. İşte iş. Ne biçim iş diyor? Göreceksin dedi. Evet. Wow. Trevor gene aşık olmuş. Sağ ol, hemen içeri al diyor. Hemen bu yönden. Baylar. Patrik şeymiş kadının adı. Seni baştan görmek çok güzel diyor Michael. Michael, seni çok baştan görmek çok güzel Michael diyor Martin McNazzo denen öküz. Gelin oturun. Benden nasıl bahsettin? Martin benim eski bir arkadaşım diyor. Martin beni öldürmeye çalışan bir psikopat. Ama bazı insanlar eskiden korktukları kadar korkmuyorlar benden. Yanımda oturan kişinin adı Trevor Phillips ve seni yer bitirir. Birisi bana karşı şey yapmayı planlıyor diyor. Birisi Martin McNazzo'ya karşı tanıklık edecekmiş mahkemede ve Martin McNazzo da onu bize öldürtecekmiş. Anlaşma ne? 5 dakika diyor. Anlaşma ne? Liberty City'ye uçuyor bugün. Bazı dosyalarımı çaldı. Geri almam gereken masum dosyalar. Havalanında olayı izleyen bir adamım var. Sen ne zaman geçeceğini söyleyebilirim. Ama tamam, evet ama bana ne ödeyecek diyor. Trevor hadi gel diyor. Bir şey istiyor musun?
Sen bir araba al diyor. Ben de bir silah alayım diyor. Bunu çalamıyoruz ve bizim geldiğimiz arabalar taksiye, Martin, Amazon arabalarından birini alalım. Bir ihtiyacın varsa şeyden bana ulaş diyor. Kulaklığından falan bana ulaş diyor. Ne var lan? Trevor'ın yolunu tıkadık. Dur kanki. Hadi bakalım. Trevor'la yarışırdım ama adam manyak olduğunu bildiğim için. Şuradan geçelim. Bu şehirleri birazcık daha geniş yapmalılar. Tabii Türkiye'de değil. Türkiye'de yaparlarsa insanlar onu çift şerit yerine kullanır. İnsanımızın nasıl olduğunu gayet iyi biliyoruz. Buradan direkt yukarı çıkabilir miyim? Deneyeceğim. Direkt yukarı çıkmayı deneyeceğim. Bence yaparım. Bence yapıyorum, yapıyorum ve yaptım. Tamam, ben daha orada değilim diyor. Ama ben bir şeyler halletmeye çalışıyorum diyor. Sorun yok. Biz direkt kısa yolu kullanarak çıktık yukarı. Şimdi de yola gelelim. İşte budur. İşte budur. Sanırız usulü araba sürmek budur. Kurallara göre gitmek bu oyunda hiç de önceli değil. Doğru da değil. Sen neden bahsediyorsun diyor. Tüm o Aztek şeyleri. Aztek eserleri. $2-3 million çalabiliriz diyor bunlar çalarak. Bunları yapmıyorduk diyor. Yani bu şey hakkında, iş hakkında bir ödeme almayacağız diyor. Adamın iyi bir şekilde yaşaması, iyi bir hali olması, onu soymamız gerektiği anlamına gelmez. Adam bize ödeme yapmadığı için Trevor çok haklı bir şekilde kızmış Michael'a ve diyor ki hadi bu adamı soyalım, madem bize bir ödeme yapmıyor, biz de hakkımız olan ödememizi alalım. Bu da nasıl olacak? Adamın evi Aztek eserleriyle dolu, tarih eserleriyle dolu. Bunları birkaç tanesini çalacak diyor, bize 2-3 milyon dolar kazandırır diyor. Michael da dedi ki bizim bunları çalmamıza gerek yok, merak etme, eğer zamanı geldiği zaman doğru olan şeyi bu adam yapmazsa ben bu olayın icabına bakarım, ki biliyoruz bakamayacak. Ne olacağını göreceğiz. Ama şimdilik gözlem evine gidiyoruz. Dave'le ilk buluştuğumuz yere. Ve orada bir şeyler yapacağız. Ben hazır buradayken birkaç tane gizem videosu daha çekecektim ama zamanım yetmedi ahbaplar. Onu artık ya yazda yaparım ya da birkaç gün içinde döndüğümde falan yaparım. Alright, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. Sen bu şeyi indir diyor. Uçağı. Ben hazır olurum. If you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. Eğer sen bu silahı görebilseydin diyor, Martin Madrazo'nun bulaşılmaması gereken bir insan olduğunu bilebilirdin diyor. Uçağı düşür diyor. Uçak nerede? Hocam uçak nerede? Uçağı göremiyorum. I got her. Southwest of the city. Got to shoot in front to compensate for the speed of the jet. Ha, buradaki şey. Hop. Take another shot. That'll go down next time. Hocam çok hızlı geçiyorsunuz. Give me a second. Ah shit. Ciddi misin? That didn't do it. Oğlum. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ne alaka? Ne oluyor anlamadım ben.
Uçak şeye çok yakından çok yakın girdi diyor. Uçak buralarda bir yerde. I'll pass downtown. Not good enough. Oğlum, acayip beceriksizlik yapıyorum şu anda. Güzel jet motorlarından bir tanesini vurduk. Devam edeceğiz şimdi vurmaya. Bir tane daha vurduk. Çok güzel. Oğlum vuramıyoruz. Hayır. İzin vermeyeceğim ama çok hızlı geçiyor. Give me a second. Lanet olsun. Çok yakından vuruyorum ama son dakikayla kaçırıyorum. Ya ben bunu ilk denemede yapmıştım. Şöyle. Yaklaşık. Hop. Of, oh, sürekli atış edebiliyoruz. Çok güzel bir yetenek bu. Tamam, bir tane daha vurduk. Çok hoş. Düştü lan. Aa, direkt buraya düşüyor. Uçağı takip eden Trevor olacak. Oo! Paketi almak için uçağı takip et diyor bize. Çok zevkli lan bunu takip etmek. Çok zevkli. Çok hoş. Aldık. Güzel. Takılmadık. Hala takip ediyoruz. Bu bölümü çok güzel yapmışlar. Sanırım burada birazcık trafik yeteneklerimizi boostlamışlar. Bir şey yapamayacağız diyor. Yapamayacağız diyor. Sadece çakılacağız. Artık elimizden gelen en iyisini yapacağız diyor. Bir yere düşecek şimdi bu uçak. 10 üzerindeyim diyor. İniş pek de güzel olmayacak. İndiremedik dedi uçakçı. Uçakçı mı? İnanmıyorum bunu söylediğine. Pilot indiremedik dedi. Uçakçı inanmaz. Hiçbir sistemleri çalışmıyor şu anda. Direkt çakılacaklar yere. Her an aşağı çekilir. Bir çakılsın artık bu uçakta ya. Bu ne? Bir çakılsın yani. Bu kadar bekliyordun ama. Ayıp. Ayıp. Yeter artık. Yere in. Bir ara bu buralara ziyarete gelmelisin diye. Bu çöl şeyine. Bunu aklınıza tutun. Tanrımıza yardımcı olsun diyor. Düşüyor uçak. Buradan dönmeyi planlıyordum ama şuradan dönelim biz de. Adamı havai fişek şeyiyle öldürdüm.
Merhaba dostum, ne haber? Nasıl geliyor? Adam makyaj yapmış burasına. Fazla kaçırmış ama. Nasıl gitti diyor. Güzel gitti. Sadece iyi gitmiş. Dosyalar elinde. Onlara Madrazo'ya... Şu anda sadece dosyalara bakmanı istiyorum diyor. Ha, Martin Marazon evindeler herhalde şimdi. Ha, buradan ayrıl falan diyor. Ya çok güzel ya buradaki silah. Kendimize saklasak. Bence bölgeden ayrıldım. Arabaya geri dön dedi. Bana geri dön dedi. Neden? Van'a patlasam olmuyor mu? Artık şeye giremiyorum. Patlatabiliyor muyuz bunu? İzleyelim. Patlamasını izleyelim. RPG tüfeğin var mı? Homing Launcher. Bakalım bu neymiş? Uhuu, patlattık. Bakalım neden... ha, gözlememeden iyice uzaklaşıp şey yapacağız. Bana öyle patlatacağız. Yoksa şüphe uyandırıyor sanırım. Retry diyelim bakalım. Bu sefer o zaman manyağa dönmek yok. Adam akıllı yollardan giderek uzağa çıkıp giderim. Aslında çok güzel bir vandı. Şey yapmak, yazık, vana yazılık olacak. Bu vanı patlatarak. İlginç, orijinal sürüş teknikleriyle buraya kadar gelebilmeyi başardık. Ha, bana şimdi yok et diyor. Ha, hay efendim, zevkle, büyük bir zevkle. Dur 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 dur, Michael bir dur. Bir de şöyle yapalım bakalım. Şu camdan içeri sıkalım direkt. Bir de homing missile. Hop. Woohoo! Dur bakalım kanki. Ya wow işte. Görürsün oradan patlayan arabayı, hemen wow dersin. Araba da yalnız çok sağlammış yani. Ne diyeyim, çok sağlam araba. Bu arabayı satarsan sağlam para alırsın. Buradan gidemiyor muyuz? Yok, illa da oradan geleceğiz. Tamam mı? Hiç sorun, sıkıntı yok. Yo, buradan da gelebiliriz. Planlarda değişiklik olduk diyor. Ha, şeye gitmene gerek yok. Martin Marazon evine gitmeye gerek yok diyor Trevor. Planlarda değişiklik oldu. Senin yapmayacağın bir şey olmadı dedi. Trevor gene ilginç bir şey yaptı. Planlarımızın içine etti. Ya benim yapmayacağım bir şeyi. Buna inanmıyorum dedi. Bir şekilde inanmıyorum dedi. Trevor'ı şeyde şeyle buluşacağız. Ne fabrikası ya? Sement. Anlamını biliyorum. Sesli söyle. Çimento, ha tamam. Çimento fabrikası. Oğlum ne olduğunu biliyorum. Türkçesi aklıma gelmiyor ya. Bu iyi bir arabaydı ya. Aynen yani, bu iyi bir araba değildi. Bence Michael yanına haksız burada. Bu muhteşem bir arabaydı.
Dur. Bu şeyse ben direkt böyle giderim yani buraya. Küfür ediyor ya. Şey küfür ediyor. Bence bu arabayla kurtulabilir. Bence bu arabayla kurtarabiliriz. Kurtardık. Ama ben kesinlikle uzun yolu yapmayacağım. Direkt şeyin içinden gideceğim. Doğanın içinden. Ben doğayla bir olmak, ben doğayla bütün olmak istiyorum. Tamam, bu da böyle oluyor. Retry. Birçok bölümü keseceğiz burada. Ama da. Gerizekalı. Harbileştirilmiş haliyle. Bu için özür dilerim dedi. Destroy the van. Hayal kaptan. Hop. Woohoo! Tam da istediğim gibi oldu ya. Tabi şimdi burada araba bulmak var ama. Şimdi Martin'in evine git diyor. Normal arabayı sana yakmamız gerekiyor ama ben çok daha iyi bir çözüm yolu buldum. Çocuk gibi düştün yere, ne yapıyorsun? Hop, araba geliyor. Hacı. Sen o arabayı bana bıraksan. Trevor araya gene. Trevor. I wouldn't do. Somehow I don't. Hadi canım. Olmadı. O da gelmedi. Hello. Yok mu araba? Oba, araba var. Merhaba. Buraya gel. Şuş. İnsan bir nazik olur ya. Bundan sonra direkt vuracağım. Şey, pompalı tüfekler nerede? Heavy shotgun değil. Misket mi? Tamam, heavy shotgun o zaman. Neredesiniz? Hacı. Neyse, şu arabayı alıp gidelim. Bu sefer gene doğal yolu kullanacağım. Şu ölü adamı atalım buradan dışarı. Artık nereye kadar çekerse bu araba. Ondan sonra bunu da fırlatırız. Güzel, buradan böyle gittik. Şuradan sağlam bir dönüş yapabilirsek. Sanırım buradan gidebiliriz. Yolun ne tarafa gösterdiğini aldırmayın. Buradan gidebileceğimize inanıyorum ben. Çok zevk alırım ben şu anda buradan. Arabanın bir parçası sıkıldı, yerde sürükleniyor ya. Allah'ım. Çok hoş, çok güzel. Hep böyle gideceğim bundan sonra. Yol falan kullanmayacağım. Tabi arabanın motoru şu anda sıfır oldu ama. Ha, inek var, inek ezebiliriz. Ezebilirdik en azından. Arabanın kapısı yok, direkt adam dışarı çıktı normal. Nerede? O nerede diyor. Ne yaptın Trevor sen gene? Trevor gene bir şey yaptı. Ve muhtemelen de Michael'ın başında patlayacak. Trevor, bu yeni araba ne? Yeni araba nereden çıktı Karkan? Ne oldu diyor. Neler oldu? Neden onun arabasına sahipsin diyor. Sen lan dostu pisliğin tekisin değil mi diyor.
Neden insanların onu arkasından bıçak adına şaşırmamalı? Neden o öyle insanlara takıldığını bilmiyorum diyor. Soruya cevap ver diyor. Sadece yaptığım iş nedeniyle ödevimi tabii şey yaptım diyor. İstedim. Oğlum neden konuşamıyorum ben ya? Arabasını çalmış. Tartışmışlar. Arabasını çalmış. Sonra da karısını çalmış. Az önce sana ne yaptığımı söyledim diyor. O adamın karısını çalmış. Adamın eşi yok. Adamın eşini aldık. İşleri genişleşecek. Biz Martin'le konuşurken o da bizimle kalacak. Neden arkaya atlamıyorsun? Şimdi sen patla işe. Takılacağımız küçük bir yer biliyorum dedi. Rahatlatıcı küçük bir yer. Kendi şeyine götürecek. Neden biz şu anda şey yapıyoruz? Onun önündeyiz. Tamam, güzel, hoş. Şimdi Franklin'e geçecek herhalde. Burası neresi? Ha, barajın orası mı? Franklin, sen burada ne yapıyorsun kanki? Ha, gezdiriyor. Çopu gezdiriyor. Hemen şuradan bir save atalım. Ondan sonra bitirelim. I fought the law. Bakalım yüzde kaçına gelmişiz. %37.2'si. Güzel. Çoğu gitti. Yani çoğu gitti derken ana hikayenin çoğu gitti. Hani yapmamız gereken, onu bitirmek için yapmamız gereken görevlerin çoğu gitti. Ve izlediğiniz için size teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.